arasında milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Kampanya sürecinde de şunu defaatle ifade ettim. Milletimizin iradesi hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, kıymetlidir. Özellikle Türk demokrasisine olan güvenlerini ortaya koymuşlar, demokrasime güç vermişlerdir. 12 Eylül günü kazanan demokrasimiz olmuştur. Değişimin demokrasi içinde gerçekleşebileceği bir kez daha görülmüştür. Demokrasiye olan inanç, demokrasiye olan güven bir kez daha ortaya çıkmıştır. Her türlü sorunun çözüm yerinin demokratik siyaset olduğu, demokrasi içinde her meseleyi çözüm yoluna koyabileceğimiz bir kez daha anlaşılmıştır. Demokrasinin gücü, siyasetin gücü, milli iradenin gücü bugün kat be kat artmıştır. Çıkan sonuç herhangi bir partiye verilmiş bir destek, bir güven oyu da değildir. Muhalefet partilerinden bir tanesi bu bir güven oylamasıdır diyordu. Acaba bundan sonrasını ne olarak izah edecek merak ediyorum. Ülke aydınlıktan karanlık bir döneme girmiştir diye yine bugün bir açıklama yapıyor. Tam aksine ülke karanlıktan aydınlığa çıkıyor. Ama siyaseti öğrenmeleri gerekiyor. Bu vesileyle öğrenecekler. Zira bugün partiler oylanmamıştır. Rahat olsun. Bugün partiler arasında bir hesaplaşma yaşanmamıştır. Rahat olsun. Biz öyle girdik bu işin içine. Bugün ortaya konan irade farklı siyasi görüşlerden insanların inandıkları doğrulara verdikleri bir destektir. Particilik yapmadan, parti farkı gözetmeden, inandığı doğrulara destek veren, kalbinin sesini dinleyerek, vicdanının sesini dinleyerek bu değişikliğe onay veren her bir vatandaşımı gönülden kutluyorum. Bu anayasa paketine destek veren CHP'li kardeşlerimi kutluyorum. MHP'li kardeşlerimi kutluyorum. BDP'li kardeşlerimi kutluyorum. Tehditleri aldırmadan sandığa giden kardeşlerimi kutluyorum. Başından itibaren evet diyerek desteğini ortaya koyan Saadet Partili kardeşlerimi kutluyorum. Büyük Birlik Partili kardeşlerimi kutluyorum. Hak Par
bağımsızlık kardeşlerimi kutluyorum. Bağımsız ülkücüleri kutluyorum. Kürt aydınlarını, devrimci, solcu, işçi partili kardeşlerimi kutluyorum. Liberalleri kutluyorum. AK Parti'ye gönlünü veren, sevdasını veren, başından itibaren bu harekete inanan, güvenen, evet, AK Partili kardeşlerimi kutluyorum. Sürecin içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklama, kendilerini kutluyorum. Hak İş Konfederasyonu'nu başından itibaren verdiği destek sebebiyle kutluyorum. Memur Sen'i başından itibaren verdiği destek sebebiyle kutluyorum. STK'lar olarak desteklerini esirgemeyen tüm sivil toplum kuruluşlarını ve burada özellikle kutluyorum. Genç sivilleri kutluyorum. Kampanya süresince büyük bir fedakarlıkla, büyük bir gayretle alın teri döken Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, tüm milletvekili arkadaşlarım, teşkilatımın ana kademesi, teşkilatımın kadın kolları, gençlik kolları, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımız, tüm sandık yöneticilerini özellikle hassasiyetle davranarak yaptıkları bu görev sebebiyle kutluyorum. Evet, mitinglerinde büyük bir coşkuyla yüreğini ortaya koyan, Ramazan ayına ve sıcağa rağmen gittiğim yerlerde 32 derece ile 52 derece arasındaki o sıcaklarda bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımı, kardeşlerimi burada kutluyorum. Hele hele oy kullanabilmek için yurt dışından gelerek gümrük kapılarında iradesini ortaya koyan kardeşlerimi kutluyorum. Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek kutluyorum. Ne yapayım? Buradan okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre bizim de bu mesajı verenlere bir mesajımızın olması lazım. Ve yine bu süreç içerisinde her türlü mahalle baskılarını aldırmadan her şeyini ortaya koyan sanat camiası içerisindeki tüm temsilcilere huzurlarınızda ayrıca şükranlarımı bildiriyorum. Son
sokak adını değiştirmeye varıncaya kadar baskılar yaptılar. Zamanı gelince bunlar açıklanır. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, sandığa giderek hayır da dese, evet de dese, iradesini yansıtan ve demokrasiye güç veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.